Herkese selamlar dostlar. 15 ve 16 Kasım 2021 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. 15'inden 4 maç, 16'sından 4 maç. Videonun sonunda da bir adet sizlere ideal kombin önerisi yaptığım ikili arkadaşlar. Şimdiden değerlendirecekleri hepinize bol şanslar. Ondan önce ekranda skor yarışmasını görüyorsunuz. Skor yarışmasında Karadağ Türkiye maç skoru ne olur şeklinde sizlere sordum. Skor bilen kişilerden bir kişi Katıl Telegram grubumuza ve Yüksek Oran grubumuza davet edeceğim. Instagram'dan ulaştığı takdirde. Sizlerden ricam Karadağ ve Türkiye maç skorunu sadece yorumlara tahmin etmenizdir. Şimdiden bol şanslar. Umarım Türkiye kazanır. Kazanmamız gereken bir mücadele gruptan çıkmak için. Bakalım. Herkese bol şans gerekten geçiyorum. İlk mücadelemiz İsviçre maçı. Ondan önce sizlere bir kombine vermiştim. O kombine ne alemde? Ondan bahsedeyim. Bu, bu arada Katıl Telegram grubundan da bahsedeyim. Kombinemiz bu şekildeydi. 2-25 gibi orandan sizlere kombine yaptım. 2 güne yayılmış bir kombineydi. Bosna mücadelesi geldi. Zaten gelmesi beklenen bir mücadeleydi. Maç zaten 4 gollü bitti. Portekiz mücadelesine kaldık. Portekiz mücadelesi de bugün oynanacak. Bakalım umarım gelir diyerekten devam ediyorum. Dün mesela neler yaptık ondan bahsedeyim. Ben Bosna Hersey'in atacağı bir golü girdim. Dakika 65'te girdim. Zaten 3-5 dakika sonra gol attı. Biz de burada arkadaşlara yazdım zaten. Ara ara etkili geliyor. Rakip 10 kişi şeklinde verdim. Ve zaten 3-5 dakika yeterli şeklinde Bosna erkenden golü buldu. Kazandırdı bize. Buradan Bosna Hersey'e teşekkürler ediyorum. Teşekkürler diyorum. Onun dışında şöyle bir şey yaptık. Riskli olaraktan da. Tam bahis verdim. Filler attı yazarken dedik. Ondan sonra derken şöyle oynayacaksak riskli bir bahis oynayalım. Deplasman toplam gol 4.5 üstüne gittik. Zaten 1.70 gibi oranı vardır. Riskli de şeklinde. Maç 3-1 bitti. Bu mesela başarısız oldu. Onun dışında dün verilen bir basket kombinesi vardı basket kombinesi editör arkadaşımız verdi. O kombine de başarılı bir şekilde geldi. Anadolu Efes mücadelesiyle birincisi mücadelesiydi. Bu şekilde sonuçlandı. Sizler de katı Telegram grubumuza gelip hem ekstra kuponlardan hem de canlı maçlardan faydalanmak istiyorsanız katıl abonesi olmanız durumundasınızdır. Katıl üyesi olduktan sonra bir aylık sizlere üyelik açılıyor. Kanalın topluluk kısmındaki linklerde topluluğun kısmına girerek linkleri tıklayıp gelebilirsiniz. Onu da şöyle gösterdiğim zaman, seviyelerden bahsettiğim zaman Telegram grubumuz hem canlı Telegram canlı oda olarak geçiyor genellikle ve ekstra kuponlarına bulunduğu grup. Telegram yüksek oran grubunda ise hem yüksek oranlı mücadeleler hem de zaten Telegram grubuna dahil olabiliyorsunuzdur. Her şey dahil iletişim grubunda ise her iki gruba zaten dahil oluyorsunuz. Ayrıca e, WhatsApp iletişim numarası da mevcut. O da topluluk kısmında mevcut. Oradan da WhatsApp üzerinden iletişim kurabiliyorsunuzdur. Bu seviyeye zaten genellikle yüklü oynayan kişiler giriyor. Şimdi gelelim maçlara. İlk mücadelemiz İsviçre Bulgaristan mücadelesi. İsviçre'nin arkadaşlar çıkmaya ihtiyacı var. Sizden ricam öncelikle arkadaşlar videoya şöyle artı 500 seviyesinde bu milli arada like gelirse şimdiden çok teşekkürler. Ya like'larınızı bekliyorum. 2 saniyenizi ayırıp hemen like tuşuna basın. Hatta bekliyorum. 1, 2. Devam edelim. Sodamızdan bir yudum aldık. Şimdi gruba baktığımız zaman da İsviçre gerçekten son maçta İtalya'yı çarpalıyordu yani çırpıyordu diyeyim ben size. Muazzam bir futbol sergiledi. Grupta da 15 puanı var. Avarajları da 2. İsviçre burada Bulgaristan'ı atabildiği kadar atacak ki İtalya ile kapatmak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Ondan dolayı İsviçre takımı burada ilk yarıdan hızlı bir maç başlayıp ilk yarıdan direkt önde kapatır diye düşünüyorum. Zaten Bulgaristan ilk mücadelede 4-1 gibi bir skorla zaten şunları kapatalım. 4-1 gibi 3-1 gibi bir skorla geçmişti. Burada dedim erkenden başlamak isteyecektir. Maçın ideal olarak burada zaten ilk kere biri zaten alabilirsiniz. Yani idealdir. İdeal oranlardan yapıştırabiliriz. Burada ben bu geçtiğim ilk kere bir zaten gelebilir arkadaşlar. Onun için de yüksek orandan ne verebilirim diye baktığım zaman da İsviçre'de son futbolunu oynadım. Gerçekten yapabilir ki zaten fark atmak durumunda. Ev sahibi her iki yarıyı kazanın oranında da 1.60 gibi oran açmışlar. İsviçre'de yani ben burada handikaplı galibiyetini zaten bekliyorum. Böyle oranı yükseltmek adına da ev sahibi her iki yarıyı da kazanır şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Onun için de 1 ve 2.5 üst olacaktır. Onun oranı açmamışlar. 1.20 oran açmışlar. Yani dediğim iki tercih burada değerlendirme yapabilirsiniz. Hem idealdir hem de biraz da 1.60 gibi oran bence gayet güzel bu mücadeleye yakışır diyerekten düşünüyorum. Geçiyorum bu mücadeleyi. Kuzey İrlanda ile İtalya mücadelesi. Bu mücadele de keza önemli bir mücadele arkadaşlar. İtalya'nın da dediğim gibi az önce Baktığımız zaman e, her iki puan durumunda eşit zaten İsviçre ile birlikte. İtalya'nın burada iki avarajı var. Burada yine ben 2-0 3-0 bandında yeneyim. Averajla lider çıkmasını bekliyorum. Eee İlanda'ya karşı galip gelecektir. Kombineye de aldım ben mücadeleyi. Fakat oranı yükseltmek adına ben çok gollü bir mücadele beklemiyorum ki zaten baktığımız zaman Kuzey İrlanda İtalya kalesine kolay kolay pozisyon bulamayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü İtalya bu savunma işini gerçekten iyi yapıyor. Orta sahada defans uyumu zaten takım savunması olarak yaptığı için gerçekten rakibe çok az pozisyon verdiği için ben burada Kuzey İrlanda'nın İrlanda'nın kolay kolay bu gol bulmasını beklemiyorum. İtalya da kazanacaktır. Ben dediğim gibi 2-0'lık gibi bir skor beklediğimden dolayı fakat idealden alıyorum burada da. Maç sonu 2 ve 4.5 alt yaptığımız takdirde burada 1.34 gibi orandan ben kombineme koydum. Daha yüksek oran isteyenler varsa şöyle de bir tercihim var. Eee ben İrlanda'nın İtalya kalesinde gol atabilmesini zor gördüğümden dolayı bir KG yok da bence denenebilir. Maç skoru 2-0-3-0 beklediğimden dolayı söylüyorum. Alternatif tercih olsun bu tercihte. Fakat ana tercihim burada kombineme de aldım. Maç sonu 2 ve 4.5 alt olarak da değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Bunları kapayalım devam. İskoçya-Danimarka mücadelesi çok kaliteli bir mücadele Premier Lig seviyesindeki bir mücadele bizlere bekliyor. Zaten İskoçya milli takımına baktığımız zaman da ağırlıklı olarak İngiltere'den kurulma yani İngiltere Premier Lig'den oynayan oyunculardan kurulma İskoçya takımı. Danimarka'da zaten takım olarak ciddi anlamda şu an takım bakın. Bu takım kelimesinin bir takım olsaydı bu kelime bir takım olsaydı şu an Danimarka olabilirdi. Takım içindeki uyumları çok iyi. iletişimleri çok iyi. Danimarka zaten namalüp şekilde geldi. Oynadığı burada 9 mücadelede 9 galibiyet. 30 gol attı. Bir tane gol yedi. Yani ne kadar iyi oynadıklarını sizler de görüyorsunuz mutlaka. Yani takım oyununu çok iyi yansıtabiliyorlar. Fakat ben burada Danimarka galibiyetine gitmedim. Ki Danimarka burada kazanabilir. Onu da söyleyeceğim. Şimdi ben burada sizlere öncelikli olarak gol tercih yapmak istiyorum. Onun da oranı çok iyi. Burada bir 1.78 gibi orandan değerlendirme yapabilirsin. 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum bu mücadeleyi. Kafamdaki skor da 2-0, 2, 2 birlik bir Danimarka galibiyeti. Yüksek orandan onu önereceğim şimdi sizlere. Fakat idealden olası bir sürpriz çıkar diye. İskoçya'nın da çünkü burada e, evindeki sürpriz yapma şansı var. 2-3 gol tercihi burada en ideal olarak gözüküyor. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da ben Danimarka'nın burada kazanmasını zaten bekliyorum. 3.5 altında 2 yaparsak veya 1.5 üstünde 2 ikisi de aynı kapıya. Çünkü benim skor beklentim dediğim gibi 2-0 veya 2-1'lik bir Danimarka galibiyeti olacak. Ondan dolayı yüksek orandan da böyle bir tercih yapılabilir diye düşünüyorum. Sizlere kalmış tercih 3.5 altı 2 veya 1.5 üstünde 1 dediğim gibi 2-0 çıkmasını beklediğim için ikisi de benim için aynı yola çıkıyor. Değerlendireceklere bol şans. Ee, taraf bahsine gitmek istemeyenler için Danimarka mücadelesine de 2-3 gol tercihiyle geçelim. İsrail, Faroe Adaları mücadelesi. Bu da güzel bir mücadele olacaktır. İsrail zaten geçen de bahsettim yani golüne girmiştik. Sadece bir golüne, iki gol attı hatta İsrail takımı. Burada Faroe Adalarına karşı yine galip gelecektir kendi evinde. Bir amacı kalmadı açıkçası baktığımız zaman da. Çıkma şansı yok. Son maçta kaybettiler onu İskoçya'nın da falan derken. Avusturya'da da kaybetti, İsrail'de kaybetti. Burada fakat ben İsrail'in yeniden kazanmasını bekleyeceğim. Yani ne oynanır diye baktığımız zaman hiçbir şekilde oran açmamışlar. İlk yerden gelecek bir İsrail galibiyeti denenebilir diye düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler ilk yerden bir İsrail galibiyeti deneyebilirler. Burada da hepinize bol şanslar diliyorum. 16 Kasım ile devam ediyoruz. 16 Kasım'dan da 4 tane mücadele seçtim. Türkiye'nin mücadelesi, Hollanda, Çekya, Finlandiya mücadelesi olmak üzere. İlk mücadelemiz Finlandiya mücadelesiyle başlayalım. Ben bu maçı kesinlikle kombineye almam. Çünkü gerçekten Fransa'ya açılan oranı gördüm. Almam yani bu kombineyi. Son maçında 8 atmış bir Fransa takımı var. Finlandiya'da defans takımı. E, ağırlık olarak 5 defans çıkıyor zaten maçlarına. O yüzden Fransa'nın buradan ne kadar gol bulması ya, bulabilir mi bulamaz mı tartışılır. Ben ilk yarıdan 2 gol gelmez diyorum idealden. Bu maç hakkında çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Yani 1.30 gibi oranı var zaten. O idealden alınabilecekse böyle bir alınır. Ben geçen 8 tane gol attı Fransa ama bu maçta Finlandiya'ya o kadar gol atmasını beklemiyorum. Zaten Fransa takımı burada kadroda rotasyona da gidebilir. Mbappe'yi Benzema'yı dinlendirebilir. Kadroyu da beklemek lazım açıkçası. Fakat ilk yarı 1.5 küs bence burada idealden değerlendirilebilir. E, değerlendireceklere değerlendirecekler bol şanslar. Kombineyi almayacağım maçlardan bir tanesi. Çekya, Estonya günün en sağlam maçlarından bir tanesi. Ben direkt 1.70 gibi orandan hatta şöyle önce bir idealini söyleyeyim. Şimdi bir 30 gibi orandan burada ilk yarı bir galibiyet alınabilir. Çünkü gruba baktığımız zaman da burada Galler takımı Belçika ile oynayacak. Çek ve Estonya ile oynayacak. Avarıcı da kapatması lazım. Yani burada Çek ya bayağı bir gol atması lazım Estonya takımına. O sebepten dolayı Çek ya burada farklı bir skorla kazanabilir. Yani farklı bir skorla kazanmak adına çıkacaklardır. İlk yeri bir zaten burada direkt ben bir idealden yapıştırırım. Değerlendireceklere bol şanslar şimdiden. İlk yeri biri zaten alabilirsiniz. Onun dışında baktığımız zaman da yüksek oranlarına ne yaptığımız zaman da Çekya takımı farklı skorla kazanmak zorunda olduğu için her iki yeri de kazanan oranı 1.70 gibi bir 1.71 gibi güzel bir oran açmışlar. Ben Çekya takımının burada tekrardan kazanmasını bekliyorum. Yani her iki yarıyı kazanmasını bekliyorum. Farklı bir skor gelmesini bekliyorum. Hatta şöyle de bir şey yapabiliriz. Ev sahibi iki buçuk onu da yapalım. Onu oran daha açmamışlar. Bir 50 oranı var. Yani farklı skorla kazanması gerektiğini biliyor iddia. Ev sahibi iki buçuk üstüne bile bir oran açmışlar. Ama en ideali bu da ilk yarıdan gelecek bir çekle galibiyeti olacaktır. Yüksek oranlara biraz deplasman ev sahibi her iki yarıyı da de kazanır. Değerlendirme yapabilirsiniz. Hollanda ile Norveç. Yani gitti ikisi de berabere kaldı eşeklerin. Güzel oldu. Bizim için gerçekten çok güzel oldu. Umarım son maçta hata yapmayız. Ki ölüm kalım maçına ne zaman çıksak ölüyoruz biz. Şimdi Hollanda burada kazanır. Johan Cruyff falan da oynayacaklardır muhtemelen maçı. Bakayım. Yok. Feyenoord'un sahasında oynayacaklarmış. Neyse geçelim. Genelde Cruyff Arena'da oynadıkları için öyle bir tahmin yapmıştım. Şimdi Norveç'te oynayacaklar burada. Ee, Norveç kazanır mı? Norveç ne kadar zorluk verebilir. Berabere kalırsa Türkiye'nin her türlü yenmesi lazım açıkçası çıkması için. Hatta şöyle lider de çıkabiliriz. Norveç galip gelirse. Fakat ben sanmıyorum ama güzel oyun olacak. Güzel bir mücadele olacaktır. Ben bu mücadeleyi korner oynamak istiyorum. Şöyle bir korner oynayacağım. İlk yarıda şu oranı açmamışlar henüz ama muhtemelen maç gününe yakın veya yarın her türlü açacaklardır. İlk yarıda en çok korneri Hollanda'nın kullanmasını bekliyorum. Neden olarak da şunu söyleyeyim. Hollanda ilk yarılarda genellikle baskılı oynadığı için burada rakip kaleyi ablukaya almak isteyecektir. Norveç'te biraz daha çıkacaktır tabi. Onlar da çıkmaya çalışacaktır. Baskıyı kırmaya çalışacaktır. Fakat Hollanda ben dediğim gibi ilk yarıdan taraftar önünde burada vatandaşlar önünde ilk yarıdan işi bitirmek isteyecektir. İşi bitirmekten kastım da ben zaten gol atamasa bile ilk yarıda en çok korneri Hollanda'nın kullanmasını bekliyorum. Oranlar açılmamış. Yarın açılır. Değerlendireceklere bol şanslar. Karadağ ile Türkiye mücadelesi. Maç skorunu mutlaka yorumlara yazın. Zaten videonun sonunda sizlere sormuştum. Kaç kaç biter açıkçası merak ediyorum. Şimdi bu bizim arkadaşlar Dünya Kupası için ölüm kalım maçımız. Fakat şöyle bir şey var. Biz ne zaman böyle bir ölüm kalım maçına çıksak ölüyoruz. Böyle de bir durum var. Ondan dolayı Türkiye burada ben galibiyetine gitmeyeceğim. Umarım kazanır. Gönlümüz zaten Türkiye ile Karadağ'ı da yenmek zorundayız. Bizim Karadağ'la zaten şeyimiz var, hukukumuz var. Yani Osmanlı zamanında bu Karadağ'ı almış, vermiş Karamanoğullarından çıkmış bu Karadağ. Yani geçmiş olarak baktığımız var ve hukukumuz da var. Yani bir nevi kardeş ülke diyebiliriz Azerbaycan gibi. Buradan maçı alıp koparmamız lazım. Hatta bize tepsiye koyup alın kardeşim geçin demeleri lazım. Çünkü Karadağ'ın bir iddiası kalmamış. bari alsınlar. Zamanında biz bunlara ekmek verdik. Ondan dolayı versinler mücadeleyi. Şimdi Türkiye burada zaten kazanabilir mi? Kazanabilir kazanmak adına çıkacağız. Kesinlikle yani berabere kalsak bile ortalık karışacak. Yani Norveç'in yenilmesini bekleyeceğiz falan. Burada direkt kazanarak da biz çıkalım gidelim kafamız rahat olsun diyorum ben. Fakat ben Türkiye'nin son maçlarına baktığım zaman da özellikle kanatları çok fazla kullanıyor. Rıdvan Yılmaz mesela son maçta tek başına çocuk 5 tane korner aldırdı. Yeni bir Caner Erkin doğuyor mu diye kafalarda soru işareti. Ondan dolayı ben burada kornere gittim arkadaşlar kombineme aldım. Oranlar açılmamış bu mücadeleyi 8.5 üst korneri sizlere önereceğim. Değerlendirmek isteyenler direkt 8.5 üst korneri alsın. Kombineme de aldım bu mücadeleyi. Onun dışında Türkiye kazanabilir mi? Kazanabilir. Nasıl bir tercih yapabiliriz? 3.5 altında 2 yaparsanız arkadaşlar 1.90 gibi orandan da yüksek orandan tercih yapmış olursunuz. Değerlendireceklere bol şanslar. Bu mücadeleyi de geçiyorum. Skorun yorumları bekliyorum. 8.5 üst korneri sizlere öneriyorum. Ve ekrana kombin önerisi gelsin. İki güne yayılmış kombine olarak ekranda gördüğünüz. Ben İtalya'nın 4.5 altında kazanmasını bekliyorum. 1.35 gibi oranı var. Türkiye'nin de ben burada 8.5 üst korner olmasını bekliyorum. Mücadelenin iki güne yayılmış kombinedir. Gelmesini bekliyorum. Yani 8 tane maç anlattım. Aralarından sizler de kendiniz seçip ikili oluşturabilirsiniz. Her maçın ideal tercihini de yaptım zaten. Bu sebeple güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Türkiye burada 8.5 üst kornerle İtalya'nın 4.5 altında kazanılığını sizlere öneriyorum. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.